Yedi kardeşsiniz. Yedi kardeşiz. Yedi kardeşin en küçüğüz En küçüğüm Bu çok ve acayip bir şey. 39, 40 yaşındayım. Evet. En büyük abimle aramda e, 21 yıl var. Yani o kadar. Vallahi a, aynı anneme efendim. Aynı anne. Vallahi Allah <laughs> kuvvet vermiş. Maşallah evet. maşallah. Ki Japonya'da yaşıyor. Bayağı uzun yıllardır <laughs> böyle değişik bir... En büyük abi Paşa'yı görmüştür ya en büyük abi. Değil mi? O evet. yaş olarak Paşa'yı görmüştür yani. Bayağı şey işte herkes bir yerlere dağıldı falan. İşte öyle geçip <laughs> gidiyor yıllar. Peki arkadaşlarım genelde bana röportajlardan bazı parçalar koyuyorlar ama senin sanıyorum bir tek röportajın olmuş bugüne kadar. Onu da 2017'de yapmışsın Oldum. gibi görünüyor. Orada da hiç mühim bir şey söylememişsin. Ee, şöyle demişsin. O kadar adam bir şeyle ilgili ki. Şimdi eskiden bu reportaj, reportaj parçaları genelde Çok konukların geri zekalı açıklamalarında ben kafa bulayım diye konuyordu. Şimdi Böyle çok efendi olduk hepimiz. Şimdi bak. Korkuda. Adamın röportajında şöyle demiş. Seyirciler genellikle daha önce oynadığım karakterlerden dolayı sert bir mizacla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. <laughs> Benden de bir cümle olabilir bu aynı. Evet, evet sen böyle de. bir şey. Bunu söylemiş ve uykuya dalmış. Ondan sonra röportajı <laughs> yapan da sızmış o sırada filan. Yani... <laughs> o kadar mı abi? Başka bir şey yok mu? Başka ya. hiçbir şey. Yani o kadar tertemiz bir adamsın ki senle ilgili şey işte Nursel'le ilgili deli gibi var. Evet, Nursel'le ilgili yani eee <laughs> Bak mesela bir salakça bir şey söylemiş mi diye bakıyorum. Vardır vardır dolu ben sürekli çam <laughs> deviriyorum. Evet yok yok işte yok. Ee, ben zamanı hayatımda durdurdum. Durdurdum. Ne, durdurdum peki durdurdum. ne oldun <laughs> yani o durdurdum. Durdurdum en azından şey olayına bakmıyorum. İşte kaç yaşına girdim ne oldu? Seneler benim için bir şey ifade etmiyor. Daha çok yaşadığım şeyler, yaşadığım şeylerle ilgili duygular. Duygu yaşım var benim. His yaşım var. O da gencecik. Sandan genç yani. Ama gerçekten değişmiyorsun uzun yıllardır. Evet yani. Biz 12 yıl önce Bedenim işte, bir diyorum. oynadık. O zaman <laughs> da aynıydı yani. Bedenine. Kapitalım diyorum. Yani o anlamda e, biraz irsi olabilir. Biraz beslenme, biraz kendine bakma. Bir sürü şey var, bir sürü faktörü var. Mutlu olmak, mutlu kadın olmak. Bunların etkisi var tabii. Evet. Peki, e, Sergen bütün röportajlarına tabii son zamanlarda bu e, son e, olayla ilgili ama e, bu mental sağlığım tam yerinde değildi ne demek istiyorsun orada? Bu ilk hastanedeki uyanma, iyileşme... Ben hatırlamıyorum şey, ya. Öyle bir şey, öyle bir dem şey demişsin. o ee, ee, olmasın? Daha göbekli o. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir e, 23... E, ya, bilmiyorum belki olmuştur ama mental ne? sağlığım yerinde değildi yani ondan sonra nasıl düzeldi falan filan e, gibilerden e, bir şeyle o da çünkü iki tür galiba şey iki tür bir rehabilitasyon var. Bir fizik rehabilitasyon var evet. bir de psikolojik. Peki evet. bu psikolojik re, bir psikolojik bir ben şey Ben psikolojik al almadım açıkçası. Almadın. Almadım. Yani şimdi terbiyesizlik yapmıyorum, gerek duymadım demeyeyim de yani Niyese böyle bir şeyler benim için iyi gitti ya yolumda gitti. Mental sağlığım yerinde değildi biraz şey oldu yani biraz ironik oldu şu anki duruma göre ama. Evet. Bilmiyorum. Ben aslında benim e, her zaman ihtiyacım olduğu için ben psikolojik destek alıyorum. Yani bir. Ben de e, bu arada özür dilerim. karşı geliyor bu. bu hayır hayır hayır, soru, hayır öyle değil. Yani. Ben normalde almam gerektiği için alıyorum. Yani e, e, psikiyatrik olarak e, Başar Bey o benimle ilgileniyor. Yani ben ona gitmesem de bir takım projelerde filan da. Beraber çalıştığımız için çünkü işte gerek Yalın Alpay'la bir felsefeci evet. olarak Başar Akman'la da böyle bir işin psikiyatrik tarafı falan oyunlarda, oyun yazımında, dramatürsünde falan müthiş ilgili o da. Fakat bir yandan da bana şey de yapıyor. Hani çaktırmadan ben ona muayeneye, seansa gitmişim gibi de davranıyor. Sorular soruyor arada bunları da şeyle karıştırıyor yani. Ee, mesela Richard için böyle hmm. bir çalışma yaptık. Richard üzerinden konuşuyoruz. Bu Richard da bugünlerde pek iyi hissetmiyor falan filan gibi. Yani orada arkadaş <laughs> olduğumuz için filan. Ee, Richard üzerinden konuşuyor. Vay ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz. <laughs> yani, ben şüphesiz. De düşünüyorum. Ben dediğim gibi ne oldu bir anda bir tanesi? <laughs> yani sen <laughs> 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 ayrı ay, sana karşı olduğumuzu? <laughs> ya bizim de... ihtiyacımız var senin benim, yok anlamında anlıyorum. Ben şöyle benim de ihtiyacım <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ee, Girersen bir daha hani onsuz yapamam diye ben. Yoksa olur mu? Mert'in ihtiyacı var mesela. Bu arada ben söyleyecektim söyleyeyim. Ben, ben onu gözüküyor ki... bu arada. Ha? Kesinlikle değil mi? Ya, ben onun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. <laughs> yo, ben... Dolapta bir ceset ya, var çünkü Çünkü bak, da. şöyle ya. bir şey de oluyor mesela e, bazen böyle seni ederek söylüyorum. Örü. örttüğün şeyler de oluyor ya. Aslında bizim rehabilitasyonumuz yaptığımız bu işler bir tarafıyla. Evet. Biz hani böyle gerçekten oynamak iyileştirir diye çok güzel bir laf. var... Evet. Gerçekten oynayarak çalışarak iyileşiyoruz. Ama tam da iyileşmiyoruz tabii. Yani Bir tarafta yine attığımız bir şey var. Ya yani Çok basit bir örnek vereceğim. Ben depremde işte bir 21 gün kaldım Hatay'da ve çok da sıkıydım yani iyiydim. Hiçbir şey olmadı falan. Hmm, hmm. Kayıplarımız oldu hmm. işte çok yoğun çalıştık falan. Sonra eve geldim 21 günün sonunda dedim ki ya çok iyiyim hiçbir şey de yok falan. Bir iki gün ara yapacağım sonra geri döneceğim falan. Şu elimi bir attım aa saç yok falan şuraya baktım. Bak Böyle aa, bir saç karan olmuş ama aa, hiçbir şeyim yok yani gayet yani. iyiyim. Aa, hmm. Falan ama böyle tık diye gitmiş. yani Bazen bir yandan, vücutta da ben, tabii bende tabii. de ha. öyle ortaya çıktı bağışıklık çöküyor. Tabii tabii. Ee, bunun gibi aa, benim de öyle yakalandığım şeyler oldu. Yani vücut aslında bir Tabii ki tabii ki. E, Bu bir şey. yani. hmm. ama, e, de arzular yani illa ki arzular ama evet ben mesela şimdi düşününce o mantıklı geliyor. Mesela birisiyle konuşmak çok konuştum. Herkesle konuştum. Ama mesela şey çok daha iyiydi benim için. Belki söyleyemediğim veya kendi içimde büyüttüğüm bir şeyi. İnsanlara bir şaka yoluyla oluyor anladım. Mesela Az önce izlediğimiz şey belki benim için düşünüyorum dert miydi değil miydi bilmiyorum ama şakası yapmak <laughs> beni çok rahatlatıyor yani, mesela. Tabii, öyle yani. Aynen. Aynen. O yüzden öyle. Ya dediğin gibi ihtiyaç duymadım değil. Bir şekilde hallettim belki. Çok oldu çok. Ben şeye e, grup yani. terapisine <laughs> inanmaya başladım. Mesela arkadaşlar hep birlikte toplanıyoruz, yemekli içmekli falan bir şeyde ya da hiçbir şey yenilip içilmese bile ben her şeyi şeffaf bir şekilde anlatmaya başlıyorum işte. Evet. <laughs> Diyorum ki hemoroid şüphesi <laughs> oldu. Bunu konuşmuyorlar. Onu Halbuki da meğerse mesela. yani insan mesela niye Onu poposundan söyleyeceğiz? Ondan sonra <laughs> e, meğerse hemoroid değilmiş. Çok mutlu oldum falan. Hemoroid mi? <laughs> Be, şey mi? Ruhsal bir şey miymiş hemoroidin? Sayılır Be, bu arada. E, hayır baz, hayır. Bazı, 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 bazı şeyleri bazı şeyleri e, a, anlatmıyorsun. Yani bazı şeyleri anlatmıyorsun. Mesela işte kalp falan diye onu böyle açık açık konuşuyorsun masada da. Bazı organlar ba hiç konuşmum. Bazı şeyleri hiç konuşulmuyor. Ben her şeyi konuşmaya başladım böyle ortalık yerde. Bu sefer başkaları da itirafçı oluyor. Sen, seninki çok güzel bir özgürlük ya. Ama orada orada işte o grup şeyi başlıyor. Mesela diyor ki sizin testosteronunuz kaç? Mesela bu ayıp <laughs> bir şey bir adama testosteronunuz. Yani kaç diyorum testosteronunuz falan. Diyor ki ad nasıl olur yani başka adamların yanında mı kadınların yanında mı diyor evet diyorum işte yaşlısın yazık değil mi sana filan söyle falan. böyle <laughs> şeyleri soruyorum. Ondan sonra tansiyonunuz kaç diyorum koleksiyonunuz kaç diyorum bank <laughs> evet, kimse ama. istemiyorsan bunları soruyor. Ya ra rahatlatıcı bir şey bu. Ya bence terapi hepimizin yapması lazım. Karı koca lara şey mesela <laughs> beraber mi uyuyorsunuz diyorum. Ondan sonra atabı falan diyorlar sonra <laughs> bir 5-10 dakika geçiyor meğerse çoktan odaları ayırmışlar. Ondan sonra itirafçı oluyorlar bir süre sonra onlara da iyi geliyor. <laughs>